Yemin ediyorum ablamla bana annem o zaman evde bazı yerlerde giyecek şeylerimizi bile annemiz dikerdi. Evde bir makinesi vardı. Kadıncağız uzun eteklerimizi giydirirdi. Biz de giderdik başımızı bağlayıp kolumuzun altında. Orada sana da arkadaş, ne güzel yakışır ama. Bana her şey yakışır hocam. Allah razı olsun da. Aman hocam bir kere bağladım ortalık ayağa kalktı. Niye? Bu eşarbı bağlamak dedim önemli bir şey. Bunun şekilleri var. Bir göstersenize dedim, hatırlıyor musun Reyhan? Bir defilede o tesettür bağladım. Nasıl bağlanıyor? Nasıl yakıştı, ne güzel oldu. Sanki stringle çıkmışım gibi bir Türkiye ayağa kalktı. Yemin ediyorum sanki stringle dolandım. Art niyeti insanların bakışıdır. Başka bir şey değildir. String yani. Giydiğimde bu kadar Türkiye ayağa kalkmadı ya. Başımı bir bağladım Türkiye ayağa kalktı. Vay efendim özendiriyormuşum. Bana çok yakışmışmış. Kötü bir şeye mi özendirdim? Tesettür, ne güzel bir şey. Tesettür haktır. Tesettür haktır. Haktır. Tepe koydular hocam beni. Koyarlar, ne diyeceğimi şaşırdım. Varsın. Dediler ki sen bunu nasıl yaparsın herkes dediler. Herkes kendi işini yapıyor işte. Ya vallahi hatırlıyor musunuz onu? Evet. Anam herkes üstüme baktım ki ana haberlerde ben tartışılıyorum. Neymiş? Toplasanız 3 dakika bile kalmadı kafamda. Bir de bir yakıştı ki kız. Bir güzel oldum ki o eşarpla bir yakıştı. Saklasın. Allah nazardan saklasın. Vallahi o görüntümü buldurayım da göstereyim size bir gün. Onu hatırlıyorum. Çok güzeldi. Bunu da bağlamak vardır ya defilelerde. Şunu da eleştireceğim. Ben biraz karpuzu ortadan kesmesini severim. Böyle şeylik konuşmam bilirsin. Açık konuşacağım ve net konuşacağım. Evet. Şimdi bazı kardeşlerimiz, bacılarımız kafasını örtüyor. Böyle bir şey yapıyorlar. Tuhaf tuhaf yapıyorlar. Bu caiz değildir biliyor musunuz? Hocam onların şekilleri var artık. Bak ikincisi... Altları tamamen deme her şey. Böyle streç giymişler bilmem ne yapmışlar. Yüz bilmem ne böyle boyalı. Bu caiz değildir. Bu gerçekten mütedeyyin Müslüman tesettürlü kadınlara da hakarettir. Net söylüyorum. Yani bunun şekli modası olmaz bakın, mı diyorsun? Kadın aslında bakın tesettür nedir biliyorsun. Hocam bunun bayağı bir modası var. İşte doğru değil ki. Doğru değil ki ya yok böyle bir şey yok ama. Öyle anlatır yani, hani öyle. Yok sunuluyor. Böyle bir tesettür şekli yok. Bakınız tesettür nedir? Kadının bütün ziyneti kapatmasıdır. Yani kadının giymiş olduğu elbise ya bunu böyle yap, değil mi? Vücudunun bedenini belli etmemelidir. Ya bunu böyle uygula ya da ya tam uygula ya uygulama ya ortasında olduğu zaman iş Allah korusun iş tehlikeye gider. Samimisizliktir bu. Ya kardeşim tam tesettürlü ol ya olma. Ben mesela benim bir yeğen vardı böyle bir tuhaf bağlamış annesine kızdım böyle bağlanmasın dedim tam düzgün bağlasın dedim. Olmaz öyle şey. Kadının giydiği elbise tesettür anlamında bedenin belli etmemelidir. Bu kadar net söylüyorum. Hatları belli olmamalı. O kadar ya tesettür anlamı budur. Var doğru ben görüyorum streç kot giymiş ama başını bağlamış. Genç kızları özellikle görüyorum. Ama Memiş Hoca buna karşı. Hocam görüyor musun? Evet, bak resmen. Gördüm maşallah yakışmış. Allah yakışmış. Neler yaratıyor. Yürü be koçum be. Yürü be. Evet bunu taktım ve gerçekten bir eşarp defilesiydi. Dedim ki bunu da bak ama bu güzel bağlamışım. Evet evet bu güzel. Lütfen hakkımı yeme hocam. Bu güzel bu güzel. Dedim ki bunu da bağlamak bir şey meziyettir. Şekilleri var dedim. Aynı Memiş Hoca'nın söylediği gibi. Bana da bir takar mısınız bu eşarbı dedim. Defiledeki eşarpları bağlayan beyefendiydi. Hiç unutmuyorum. Canlı yayında benim başıma bu eşarbı taktılar. Anam Türkiye ayağa kalktı. Vay efendim ben gençleri, efendim yüzüm de güzel olduğu için bana da güzel yakışmışmış, özendiriyormuşum. Niye kötüye mi özendiriyorsun? İyiye özendiriyorsun. Ne güzel bir şey. Sanki string giydin de sen bu çoluğa çocuğa niye bunu öğretiyorsun der gibi. Ayol ne güzel bir şey. Bak ne güzel yakıştı. Ben Umre'ye gittiğimde simsiyah çarşaflarla da gezdim. Asla yüzümde bakın orada canlı yayın olduğu için makyaj var. Makyajım da yoktu. Zaten ben normalde de siz de biliyorsunuz ki makyaj yapmıyorum. Burada ben işim gereği ışıkların altında haber sunan o beyefendileri ya da programımızda konuk olan beyefendilere bile yapılıyor. Tabii biz biraz daha itina gösteriyoruz. Yoksa zaten makyajlı gezmiyorum ama umre ziyaretimde yemin ediyorum size benden sonra giden
Umre'ye benden sonra ziyarette bulunan değerli büyüğüm Abdülkadir Aksu Beyefendi ve eşi birlikte benden sonra gittiler. Oradan beni aradı Abdülkadir Aksu, biliyor musun? Seninle bir kere daha gurur duydum dedi. Niye dedi? Manevi babamdır. Allah ona ömür versin inşallah. Dedi ki burada Umre'de tabii orada hocalar... Manevi baban değil. Öyle şey söyleme. Söylenmez mi? Hayır. Kimse kimsenin babası olamaz. Senin bir tek baban var. Ne babası? Manevi işte. Manevi olmaz. Babam diyemezsin. E niye manevi diyemezsin. Abim, manevi bacım? Hayır diyor. Dersin ki benim babama göstermiş olduğum sevgi, saygıyı ha. O kadar ona da gösteriyorum. İyi tamam, babam sinirlenme be. Bu da hırsını benden alıyor bak şimdi. Millete sinirlendi. Hocam ya ben bir şey demedim. Hayır şu anlamda söylüyorum. Ben yani dedi ki, ben işin dini tarafından bakıyorum. Ha, peki, yani dini insanların tarafından. Bir tek babası vardır. Sevin ve sevmeyin. Bakın başörtülü Seda Sayan tepki aldı. Neyse dur yarım kaldı dedi. Hocam ya dedi ki orada gezdiren işte oranın mana ve önemini anlatan, dinimizi bize anlatan kıymetli hocalarımız beni öyle bir anlatmışlar ki Abdülkadir Aksu Beyefendi dedi ki bir kere daha seninle gurur duydum dedi. Yani ben orada da doğrusunu yerine getirdim. Doğru bağlandım, doğru dolandım. Ben de sevdiğim, saydığım bir insan. Evet, Seda Sayan diyor sabah programını tesettüre bürünmüş olarak açtı diye yazmış. Arkadaşlarım internetten buldular. Pek çok kişi Ramazan sömürüsü yaptığı gerekçesiyle Seda Sayan'ı protesto etti diyor. Şu görüntüye bak ne kadar güzel. Ya Rabbim nasıl yakışıyor. Nasıl da yakışmış. Oh sefam olsun bak. Bundan sonra Umre'ye ilk ziyaretimde tekrar gideceğim zaten. Görüntüleri çekeceğim. Beni biliyorsunuz çektiler ver. Halk çekti verdi bir de. Çıktı ya bir gazetede resim. Kendim vermedim. Ben bari kendim çekeyim getireyim. Hocam beraber gidelim ya. Ben gidiyorum. Ya bu Osman Gökçe genel müdürüm. Bir bırak gideyim şunu Allah aşkına ya. Gideyim bir. Hafta başı Allah nasip ederse, Allah'ım kabul ederse biz gidiyoruz. Ay gidiyorlar. Ay. Arkadaşlarım da gidiyorlar ya. Ne diyordun Ayça, bir şey dedin. Ha reklama gir diyor. Coştum gene. Sizi seviyorum. Reklamlar.